Dolayısıyla bu bilinen faktörleri dikkate almamız mühendislik açısından aslında tehlike arz etmiyor. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşen birincisi 1939 Erzincan merkezli deprem. İkincisi ise 1942 yılında Niksar ve Erbaa'yı etkileyen ve yaklaşık ALESEL kayıtlara göre 7 büyüklüğündeki depremde birçok insanımız hayatını kaybetti. 1942 yılında ise yaklaşık 3000'e yakın insan ölmüş, 6300 kişi de yaralanmış ve bölgeye de ciddi hasarlar vermiş. 1942 depremi de Niksar'da yaklaşık hasarsız 60 tane ev kalmış. Niksar, Kuzey Anadolu Fayı'nın etkin şekilde geçtiği bölgelerden bir tanesi. Bingöl-Karlova'dan başlayan ve Kelkit Havzası'nı takip eden ve buradan da Karadeniz'in kuzeyinden Marmara'ya kadar uzanan dünyanın en büyük hatlarından bir tanesidir Kuzey Anadolu Fayı. Bu fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 8.2'dir. Bu bölge depremin her an olabileceği bir bölgedir. Gerek tarihsel depremlere, gerekse ALESEL dönemdeki depremlere baktığımızda ortaya şu sonuç çıkmaktadır. Kelkit Havzası deprem üreten bir mekanizmadır. Bununla barışık şekilde yaşamak zorundayız. Dolayısıyla burada gerekli tedbirleri aldığımızda depremden de korkmamış oluruz. Deprem bir gerçeklik ise bu gerçekliğe göre imalat yapmamız ve yaşamamız ve tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Bak bayardım ha.